emekli subayların olağan genel kurulu var. Evet. Şimdi bu olağan genel kurula kadarki zaman dilimi veya ondan sonraki zaman dilimi içerisinde geleceğimizle ilgili, az önce de sordum ama biraz daha bu konuyu açar mısın? Geleceğimizle ilgili, astsubayların geleceğiyle ilgili ne umuyoruz, neler bekliyoruz, neler yapılabilir? Şu anki Emekli Astsubaylar Derneği'nin yönetiminin sorunlarımızı talep etmekte ve takip etmekte zayıf kalması bizi umutsuzluğa sevk etmemelidir. Biz haklarımızın ve taleplerimizin sonuna kadar arkasındayız. Camiamızın desteğiyle bu haklarımızı alacağımıza ben kesinlikle inanıyorum. O yüzden de bu yola çıktık ve genel başkanlığını adadım. Evet, adaylığınızı kutlarım. 4 yıldır bu yönetim başımızda. Fakat 4 yıldır herhangi bir astsubayların haklarıyla ilgili bir konuya imza atamadılar. Gerekçeleri de yok. Ondan sonra söz vermişlerdi 2017'de biliyorsunuz kürsüde. Ve ben hakları 1 yılda alacağım demişti. Bununla ilgili de bir açıklama yapmıyor. Bütün aslında sorun buradan başlıyor. Şimdi kürsüye çıkıyorsunuz, söz veriyorsunuz ama 1 yılda diyorsunuz ama sonra bir cevap vermiyorsunuz. Ve o 1 yılın sonunda da ben istedim bana vermediler, ben sana vereyim. Bu cümleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bağlayıcı cümleler kurmak doğru muydu? Söz ağızdan çıkıncaya kadar size aittir. Ağzınızdan çıktıktan sonra topluma mal olmuş demektir. Bir söz söylerken çok iyi düşünmek lazım. Evet, 1 yıl içerisinde bu hakla talep ettiğimiz haklarımızı alacağım, alamazsam da istifa edeceğim diye kendisinin ifadeleri vardır. Değişik yerlerde, şube ziyaretlerinde ve genel kurulda da bu söylemi kendisi yaptı. Haklarımızı alacağız bir yıl içerisinde, alamazsam eğer istifa edeceğiz. Biz sıradan bir dernek değiliz. Bizim derneğimiz Emekli Astsubayların Derneği, yönetimimiz ve başkanımız da Emekli Astsubay. Dolayısıyla askerler, bizler verilen sözlerin arkasında olmak durumundayız. Evet. Ve bizim için söz çok önemlidir. Evet.